Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte butter chicken yapıyoruz. Yani Türkçe çevirmek gerekirse tereyağlı tavuk oluyor. Bu bir Hint yemeği. Böyle bu hani artık havalar serinledi. Bu serin havalarda sıcacık yiyebileceğiniz, içinizi ısıtacak, bol baharatlı, yanına pilavla birlikte muhteşem olan bir yemek. Yapması son derece pratik. İlk önce tavuğu hazırlayarak işe başlayacağım. Şempiliç bonfile kullanıyorum. Bayılıyorum bonfile kullanmayı çünkü çok hızlı pişiyor. Aynı zamanda yağsız, lezzetli. Diyelim böyle işten eve geldiniz, yoğunsunuz, çok fazla vaktiniz yok. O zaman mutfağa girip tıkır tıkır hazırlayabileceğiniz bir parça. Butter chicken'a da çok yakışıyor. Bunu ne yapacağım? Küp küp dilimleyeceğim. Ondan sonra tavada mühürleyeceğiz. Bir de sos hazırlayacağız. Nefis olacak. Şimdi tavuk tahtamı aldım. Bu paketler yaklaşık 1 kiloluk oluyor. Ben 500 gram kadarını kullanacağım. Kalanı isterseniz difriz yapabilirsiniz sonra kullanmak üzere. Ya da böyle haşlayıp tavuk suyu yapabilirsiniz. Difrizinizde hem haşlanmış tavuğunuz durur hem tavuk suyunuz durur. Ondan sonra canınız istediğinde çıkarabilirsiniz. Şöyle 1,5 parça gibi yapacağım. Şöyle keselim. Bunu küp küp ama çok da ufaltmadan dilimliyorum. Şu yarım parçayı da pişirmeye karar verdim. Bence tam gelecek. Yani toplamda böyle biraz 650 gram, 700 grama kadar çıkmış olduk. Şöyle onu da hemen dilimleyelim. Baş. Bu da yarın tavuklu çorba olur, tavuk suyuna çorba olur. Şimdi ellerimi yıkayacağım. İlk önce sosunu yapacağız. Şimdi tavuklar tamam, geldik sosa. Önümde böyle 3-4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt var. İçine bir tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil koyuyorum. Kalanı daha sonra sosa da ilave edeceğim. Şöyle bir diş kadar yine ezilmiş sarımsak koydum. Baharatı hem daha sonra yapacağımız domatesli sosa ilave ediyoruz hem de tavuğu marine ederken ekleyeceğimiz sosa ilave ediyoruz ama gözünüz korkmasın. Bol baharatlı gerçekten nefis oluyor. Bir de dediğim gibi böyle pilavla birlikte servis ederseniz pilav onu dengeliyor. Biz bayılıyoruz evde bunu yemeye. Kimyon koydum. Zerdeçal. Zaten şu geçtiğimiz günlerden sonra diyorum ki benim adımı ya zencefile ya zerdeçala çevirin. Çünkü hayatımda en çok tükettiğim iki şey olabilir. Garam masala koyuyorum. Bu bir Hint baharatı, daha doğrusu bir Hint baharat karışımı. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz, büyük süpermarketlerde de oluyor. Bulamazsanız çıkartabilirsiniz ya da yerine biraz köri ekleyebilirsiniz. Hani çok da dert etmeyin ama evde varsa bu tarifte kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada süzme yoğurt yoksa normal yoğurtla da olur. Ben genelde hep süzme yoğurt tüketiyorum, çok seviyorum süzme yoğurdu. Tavuğa marinasyonu ekleyelim. Bu arada tavuk üretimiyle ilgili, tavuk çiftlikleriyle ilgili çok fazla soru oluyor. Herkesin aklında çok soru var. Şempiliç'in bir web sitesi var. Çiftliktensofraya.net. Burada tavukla ilgili yanlış bilinen şeylerin doğrularını paylaşıyorlar. Üretim hakkında bilgiler veriyorlar. Yani sizin de aklınızda soru işareti varsa o zaman mutlaka çiftliktensofraya.net. Gidin bakın sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tabii büyük bir kaşığa geçsem daha iyi olacak. Şöyle güzelce tavuğa yediriyorum. Ben 1-5-6 dakika kadar bekleteceğim sadece sosta. Ama daha uzun bekletebilirsiniz. Sabahtan yapıp bekletebilirsiniz. Bu arada yoğurt her zaman için tavuk marinesinde bana sorarsanız çok iyi sonuç verir. Ondan farklı tariflerinizde de, tavukla pişireceğiniz başka tariflerde de yine bu yoğurtlu marineyi yapabilirsiniz. Mesela piliç bonfileyi bütün halde yoğurt ve baharatlarla birlikte marineye koyun. Akşam eve gelin tık tık pişirin. Hem çok lezzetli hem işte çok hafif bir yemeğiniz olur. Aklınızda olsun. Tavuklar marinede bir 5-6 dakika kadar bekledi. Bu esnada ben de tavaya ayçiçek yağını aldım. Güzelce ısıttım. Tavukları alıyorum. Tamamen pişirmeyeceğim. Sadece böyle bir mühürleme istiyorum. Hani etrafımın biraz renk aldığını, çıtırladığını göreceğim. Ondan sonra bir tava alacağım. Bu tavada devam edeceğiz işimize. Sonra o butter chicken'ın meşhur sosunu yapacağız. Bu arada beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada bahsetmiştim. Ayurveda eğitimi almaya başladım. Ayurveda bir Hint yaşam felsefesi, bir bilimi diyebilirim. Orada hep baharatların ne kadar böyle faydalı olduğunu, ne kadar iyileştirici olduğunu söylüyorlar. Ben de ondan dolayı mutfağımda hep daha çok baharat kullanmaya başladım. Bu tarif de işte bence onlardan bir tanesi. Gerçekten çok iyi geldiğini, yemekleri böyle daha iyi sindirdiğimi kendi gözlemlerimden söyleyebilirim. Ondan baharata devam. O kadar güzel kokuyor ki şu an. Şöyle gördüğünüz gibi hafif renk aldıklarını gördüğüm zaman da hemen bir tabağıma alıyorum. Şimdi tavuklar tamam, onu bir kenara aldım.
Bu tavada devam ediyorum çünkü bu tavada müthiş bir lezzet birikti, tavuğun lezzeti. Tavanın içine 2 yemek kaşığı tereyağı aldım ama tereyağı şöyle kullanıyorum. Sade yağ gibi kullanıyorum. Yani erittikten sonra üzerinde çıkan o süt köpüklerini alıyorum. Bu sayede sade yağ, klarifiye tereyağı, ghee, üçünü de duymuş olabilirsiniz. O şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ama ben uğraşamam, üşenirim diyorsanız o zaman tereyağı yanmasın diye bizim eski usul 2 yemek kaşığı tereyağı biraz sıvı yağ ekleyerek de eritebilirsiniz. Evvela soğanı kavuracağım. Şimdi kalan zencefil vardı, onu da ekledim. 2 diş kadar sarımsak kalmıştı, onu da ekledim. Biraz baharat buraya da. Yine pul biberle başlıyorum. Kimyon. Aslında aynı baharatlardan devam ediyorum. Zerdeçal. Gram masala. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Zerdeçal eklediğiniz zaman biraz karabiber mutlaka ekleyin. Zerdeçalın o faydalarının vücut tarafından çok daha iyi emilmesini sağlıyor. Ve de tuz. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Biraz baharatları da kavuruyorum. Bu kadar güzel kokuyor ki. Şimdi domates, 300 gram kadar domates püresi ilave ediyorum. Bu yazın hazırladığımız konserve domatesler varsa onları kullanabilirsiniz. Altını biraz kıstım. Krema ekleyeceğim. Şimdi bu sosu böyle bir 6-7 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Böyle iyice pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayacağım. Ondan sonra tavuğu ekleyip böyle bir 15-20 dakika daha pişireceğiz. Bu arada baktığınız sos çok koyuldu. O zaman hemen azıcık su ilave edebilirsiniz. Yani genel itibariyle kıvamının böyle olması lazım. Blenderdan geçirdikten sonra birazcık daha su ben de ilave edeceğim. Çünkü soğanlar püre oldukça biraz daha bunu kıvamlandıracak. Dediğim gibi bu tavuğu mühürlediğiniz tavada ya da tencerede devam etmek çok önemli. Çünkü bütün o lezzet sosun içine de geçiyor. Blenderdan geçiriyorum. Blender yoksa elinizde, bu arada doğrayıcıdan da geçirebilirsiniz sosu. Ben birazcık daha su ekledim ki hani şöyle gördüğünüz gibi hafif daha akışkan bir kıvamda olsun diye. Şu an bu tencere böyle buram buram Hindistan kokuyor diyebilirim. Gerçekten nefis kokuyor, çok iştah açıcı. Şimdi hemen dilimlediğim ve mühürlediğim piliç bonfileyi de sosa alıyorum. Yaklaşık böyle kısık ateşte bir 10-15 dakikada tavukla beraber pişireceğim. Ondan sonra geriye tadını çıkarmış kalacak. Altını kıstım. Çok harlı ateşte olmasına gerek yok ama kapağı açık. Böyle pişsin bakalım. Ve tamamız. Şimdi hemen bir kaseye alacağım. Altını kapatabilirim. Bir 15-20 dakika daha pişti tavuklar kısık ateşte. Bu sayede zaten yumuşak oluyor. İyice yumuşamış oldu. Tabağa alalım. Böyle bol bol sosundan da alıyorum. Dediğim gibi bunun yanına sade bir pirinç pilavı. İşte müthiş. Daha böyle insanın içini ısıtacak bir yemek düşünemiyorum. Biraz da bunun üzerine kişniş. Kişniş seviyorum böyle körili tariflerde kullanmayı. Çünkü kişnişin soğutucu bir özelliği var. Vücudu soğutucu özelliği var. Ondan dolayı o baharatın verdiği sıcaklığı çok güzel dengeliyor. Ama tabii evde yoksa yerine bizim her zaman yemekleri süslemek için kullandığımız maydanozu da kullanabilirsiniz. Şimdi izninizle tadına da bakacağım çünkü kendimi tutamam. Tavuk nefis pişti, yumuşacık. Şöyle iyice sosa batırıyorum. Çok lezzetli. Tavuk yumuşacık. Çok baharat koyduk ama kesinlikle böyle rahatsız edici bir baharat dengesi yok. Yani her şeyin tadı tuzu çok yerli yerinde. Belki bir tık daha tuz ekleyebilirmişim. Ondan şuraya biraz daha tuz ekliyorum. İşte butter chicken, klasik bir Hint yemeği. Hindistan'da böyle, şöyle gerçi gitmemiz zor ama Hindistan'a giderseniz genelde her restoranda bulabileceğiniz bir yemek. Hazır gidemiyorken biz kendimiz mutfaklarımızda kendimiz yapalım diye tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğendiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Tavukla yapmamı istediğiniz başka tarifler var mı? Varsa onları da bu videonun altına yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.